Bugün sizlere rahim ağzı kanseri ve kanserin daha öncü lezyonları olan servikal displazilerden söz etmeye çalışacağım. Son zamanlarda bütün dünyada ve ülkemizde de rahim ağzı kanserlerinde ve özellikle servikal displaziler dediğimiz öncü lezyonların görülmesinde oldukça belirgin bir artış saptanmaktadır. Genellikle simir testlerini düzenli yaptıran kimselerde tespit edilebilen bu durum SIN1, SIN2, SIN3 gibi klasifiye edilmekte. Yine patologlar tarafından da düşük grade'li lezyonlar ve yüksek grade'li lezyonlar olmak üzere de iki ayrı grupta sınıflandırılmaktadır. Kişilerin rutin kontrollerinin dışında et yıkantı suyu şeklinde akıntılarının olması, kokulu akıntılarının olması, sık sık tekrarlayan genital enfeksiyonlarının olması ve daha da önemlisi cinsel ilişkiden sonra kanama görülmesi bu lezyonların varlığından şüphe ettirmeli ve doktora müracaatlarını hızlandırmalıdır. Burada yapılacak olan işlem basit simir testinde human papilloma virüsü dediğimiz virüslerin sebep olmuş olduğu bu durumun derecesini saptamak ve ondan sonra da takibine geçmek gerekmektedir. Eğer SIN1 yahut da SIN1'den evvel ASKUS tablosunu görmüşsek bir simirde, bir ay sonra tekrar simiri tekrarlamaktayız. Gördüğümüz sonuç aynı ise veya bir kademe daha ileriye gitmişse, kolposkopi dediğimiz bir çeşit mikroskopla incelemeye almaktayız. Kolposkopi ağrı veren bir işlem değildir. Büyük bir mikroskopla o bölgenin incelenmesi, bazı ilaçlarla oranın boyanarak daha görünebilir hale getirilmesi, sağlam ve sağlam olmayan dokunun ayırt edilmesine yaramaktadır. Dolayısıyla sağlam olmayan dokuyu tespit ettikten sonra onun üzerinden biyopsi yapmak ve bu arada endoservikal küretaj dediğimiz rahim içi kanalının da kazınarak parça alınması oldukça önemli olmaktadır. Simir daima şüphe ettirir fakat biyopsi tanı koydurur. Biyopsiden sonra gelecek olan sonuç displazinin evresini saptamaya kesinlikle yarar. Ondan sonra da bir lipkonizasyon işleminin gerekip gerekmediğine karar verdirtir. Lipkonizasyon işlemi de gene kısa bir anestezi altında o bölgenin çıkartılarak alınması ve patolojiye gönderilmesiyle cerrahi alanlarda patolojik hücre bulunmadığının saptanmasıyla tedavinin tamamlanmış olması şeklinde yorumlanır. Bu işlemi geçirmiş olan kişilerin de bir ay sonra bir simir testi, 3 ay sonra yeniden bir simir testi, ondan sonra her ikisi de temiz geldiyse 6 aylık periyotlarla simir testinin takibine ihtiyaçları vardır. Teşekkür ederim.